Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda size doğal sayılar konusunu anlatacağım. 9 basamaklı doğal sayıları nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz? Ayrıca bu doğal sayıların basamak değerleri, sayı değerleri ve çözümleme konularını sizlere açıklayacağım. Hemen başlıyorum hiç vakit kaybetmeden. Şimdi 4. sınıftayken siz 6 basamaklı doğal sayıları öğrenmiştiniz zaten. Ve doğal sayılar birçok rakamdan oluştuğu için bunları kolay okuyup yazmak için gruplandırıyorduk. Örneğin şuradaki en arkadan 3 tane rakamı ayırıp buna ne diyorduk? Birler bölüğü diyorduk. Yani bir takım bölük demek, bir takım demek yani. Birler bölüğü. Birler bölüğü diyorduk. Bölük ismi olarak. Peki sonraki 3 tane sayı binler bölüğünü, binler grubunu veya binler takımı diyebiliriz. Binler bölüğü. Kısaca şöyle nokta koyalım. Diğer şimdi bu yıl 3 basamak daha geldi ve bunlara da milyonlar bölüğü diyoruz. Milyonlar. Bu şekilde gruplandırdık. Birler bölüğünün içinde 3 tane basamak var. Zaten biliyorsunuz birler basamağı. 2'nin olduğu yer onlar basamağı. Şöyle onlar diyelim. 9'un olduğu yer yüzler basamağı diyorduk. Basamak isimleri bunlar. 0'ın olduğu yer binler. Binler. 5'in olduğu yer on binler. Kısaca 10.000 diyelim. 4'ün olduğu yerde 100.000'ler. 100.000 diyoruz. 3'ün olduğu yer şimdi yeni öğreniyoruz. Milyonlar bölüğü, milyonlar basamağı, yanlış söyledim. Milyon diyelim. 7'nin olduğu yer 10 milyonlar. 10 milyon. Şöyle kısaca 10 milyon diyelim. 6'nın olduğu yerde 100 milyon oluyor. 100 milyonlar basamağı. Bunlar da basamak isimleri. Peki doğal sayımızı nasıl okuyacağız? Şöyle ilk önce başlayacağız. 673 diyeceğiz. Şu grubu bir okuyacağız. 673 milyon diyeceğiz. Yani bölüğün ismini vereceğiz. 673 milyon. 450 bin ve 921 diyeceğiz. Okurken böyle okuyacağız. Sayı değerleri demek her rakamın kendisiyle aynı. Nasıl? Mesela 6'nın sayı değeri 6, 7'nin sayı değeri 7, 3'ün sayı değeri 3. Ne demek sayı değeri? Bunu da söyleyelim. Yani kaç tane var? Örneğin 100 milyon basamağında kaç tane var? 6 tane var demektir. 10 milyonlar kaç tane var? İşte 7 tane var. Sayı değeri demek kaç tane olduğunu söylemek demek. Basamak değeri ne oluyor? Basamak değeri rakam hangi basamağın içindeyse, hangi basamaktaysa oradaki kazandığı, orada elde ettiği değer oluyor. Örneğin önceden yazdım ben. 5'in değeri 5 nerede? 10 binler basamağında. 5 tane 10 binlik ne yapıyor? 50 bin oluyor. Sırayla yazalım. Şimdi şöyle ben kağıdı çevireyim. Çünkü yazması sığdırma açısından böyle daha kolay olacak. 1'in değeri sadece 1. Çünkü 1 tane birlik var. 2 tane onluk ne oluyor? 20. 9 tane yüzlük 900. 0'ın değeri yine 0. Şimdi 4 nerede? 100 binler basamağında. Değeri 400 bin oluyor. Araya şöyle nokta da koydum hani ayırmak için. Bazen böyle de yazılıyor. Çeşitli kitaplarda görüyorsunuz veya noktasız da yazılıyor. Bazen arada şöyle birazcık boşluk oluyor. Kolay okunması ve yazılması için. Bazen hepsi birleşik de olabilir. O sorun değil. Şimdi 3'ün değeri 3 nerede? Milyonlar basamağında. O zaman 3 milyon diyeceğiz. 7'nin değeri 10 milyonlar basamağında olduğu için 70 milyon oluyor. 70 milyon diyeceğiz. Ve 6'nın değeri 600 milyon. Şöyle dışına doğru taşırıyorum çünkü sığmıyor. 600 milyon diyeceğiz. Evet, işte bunlar da basamak değerleri oluyor. Okunuşunu zaten söylemiştik. Tekrar yazmama gerek yok. 673 milyon 450 bin 921 oluyor. Bir sayıdaki rakamların basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşittir. Yani şuradaki 600 milyon, 70 milyon, 3 milyon, 400 bin işte bunları böyle alt alta topladığımızda zaten sayının kendisi oluyor. 673 milyon, 450 bin, 921. Yani buradaki uyarı kısa yoldan hani basamak değerlerinin toplamı nedir diye bir soru karşınıza gelirse
Hiç bunları toplamayın diyor yani. Sayının kendisini yazın. Evet, odur diyor yani. Şimdi biraz örnekle göstereyim. Bakın burada çeşitli ülkeler ve nüfusları var. Endonezya'nın nüfusu okuyalım. 265 milyon 482 bin. Burada artık okumamıza gerek yok. Hep sıfır var. Bakın araya da nokta konmuş. Arada nokta olmasa da olur. İlla koymamıza gerek yok. Brezilya 201 milyon 78 bin 227. Bakın ne yaptım? 78 dedim sadece. 78 bin dedim değil mi? Bölüğün ismini söyledim. İşte diğerleri de böyle. Pakistan 196 milyon 419 bin 946. Şimdi hepsini tek tek okumayacağım. Şuradan bir tane ülkeyi seçelim. Burada basamaklarını yerlerine yerleştirelim. Örneğin işte Pakistan'ı seçelim. 196 milyon. Bakın 100 milyonlarda 1, 9 ve 6. Milyonlarda 6 var. 419 bin, 400 bin, 19 bin ve ne var? 946. Bu şekilde işte 10 binler basamağında kim var? Mesela 1 var. İşte 100 milyonlar basamağında 1 var. Milyonlar basamağında 6 var. Şimdi bölükleri verilen doğal sayıları yazarken nelere dikkat etmeliyiz onu da göstereyim. Her bölük 3 tane basamaktan oluşması gerekiyor. Şimdi yazarken ilk önce milyonlar bölüğünü başa yazacağız. 89 milyon. Bunun 3 kişi olması lazım. Öğretmenim başına 0 koyalım mı derseniz başa koyacağımız 0'ın bir değeri yok. Yani koysak da olur koymasak da olur. Yani 0,89 da yazsak buradaki 0'ın değeri olmayacak. Sadece 89 yazmamız yeterli. Sonra binler bölüğünde 45 var. Şimdi 45'i ben sadece böyle yazarsam sayımız yanlış olacak. Çünkü binler bölüğü biliyorsunuz sayının başında değil, ortada veya sonundakini de aynı şekilde 3 kişi yapmam gerekiyor. O yüzden buraya bir 0'ı kendim koyacağım. Yani 89 milyon 0,45'i yazmalıyım. 45 bin diye okuyacağım. Birler bölüğü 3 kişiden oluşmuş zaten. 166. Yani buradaki 0'ı unutmayın. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şunu yapalım. Milyonlar bölüğü 65 milyon. Binler bölüğü bakın sadece 1 var değil mi? O zaman ben ne yapmalıyım? 001 yazmalıyım. Sadece 1'i koyarsam, 0'ları yazmazsam sayı yanlış olur. Birler bölüğü 932. Bunu da bu şekilde koyduk. Şunu yapalım. Milyonlar bölüğü 5. 005 yazmama gerek yok. Çünkü ha milyarlar bölüğü olsaydı tamam. Başka bir bölük daha olsaydı o zaman 0'ları koyardım ama en baştaki olduğu için baştakine gerek yok. Binler bölüğü 247. 247 bin. Birler bölüğü 8. O zaman 008. 3 kişi yapmam gerekiyor burayı. Buna dikkat etmeliyiz. Bir sayının bölüklerinde en fazla 3 rakam vardır. Eğer verilen bölükte 3 rakam yoksa sen 3'e tamamlamayı sakın unutma diye buraya notumuzda yazmışız. Şimdi gelelim biraz da çözümleme konusuna. Çözümleme farklı şekillerde yapılıyor. Nedir? Yazıyla çözümleme yapayım ilk önce. Bakın burası 3'ün olduğu yer. Yani çözümleme ne demek? Basamak değerlerini yazmak demek aslında. 3 tane 100 milyon var değil mi? 3, 100 milyon. 3 tane 100 milyon. Artı 0'ı yazmama gerek yok çözümleme yaparken. 0'ı yazmasak da oluyor. Boşuna uğraşmayalım yani. 4 tane milyon var değil mi? 4 tane 1 milyonluk var. 4 tane milyon. 3 tane 100 milyon, 4 tane 1 milyon. 4 tane milyonluk var. Artı 1 tane 100 binlik var değil mi? 1 tane 100 bin. Artı 3 tane 10 bin. 10 bin. Artı 1 tane binlik var. 1 tane bin. Artı 8 tane yüzlük. 8 tane yüzlük. Artı 9 tane onluk. Artı 8 tane de birlik var. İşte bu yazarak çözümleme. Bir de basamak değerlerini göstererek çözümleme var. O da şöyle bakın 6'dan başlıyorum. 6 nerede? 10 milyonlar basamağında değil mi? Değeri ne peki? 60 milyon. Şöyle yazalım. 60 milyon yazdım. Artı dedim. 7 tane 1 milyonluk var. Yani 7 milyon. Bu şekilde yazıyorum. Artı 9 tane 100 binlik yani 900 bin. Artı 0'ı yazmama gerek yok. 3'ü yazalım. 3 tane binlik yani 3000. Artı 2 tane yüzlük 200. Artı 1 tane onluk 10. Birler basamağını yazmama gerek yok çünkü 0. İşte bu da basamak değerlerini yazarak çözümleme. Genellikle
Okulunuzda veya ders kitaplarında bu şekilde çözümlemeler çok çıkacaktır karşınıza. Diğer bir çözümleme şekli de var. O nadir kullanılıyor ama yine de öğrenmekte yarar var. Şöyle çarpma yöntemiyle göstermek. Nasıl? Bakın 5 tane 100 milyonluk var, değil mi? Şöyle gösteriyoruz. 5 çarpı 100 milyon diyoruz. Ve karışmasın diye böyle parantez içine koyuyoruz. Artı bir tane 10 milyon. Yani 1 çarpı 10 milyon diyoruz. Bu biraz uzun sürüyor. Artı 3 tane milyon. Yani 3 çarpı 1 milyon. Sığdırmaya çalışayım. Artı diyorum. Bir tane 100 binlik. 1 çarpı 100 bin. Artı 8 tane 10 binlik. 8 çarpı 10 bin. Artı 4 tane binlik. 4 çarpı 1000. Artı 2 tane yüzlük var. 2 çarpı 100. Artı 7 tane onluk. 7 çarpı 10. Artı 1 çarpı 1. İşte bu da çarpma yöntemiyle bir çözümleme yolu. Her çözümleme yolunu kullanabilirsiniz. Hepsi doğrudur. Ya da öğretmeniniz size söyler, işte şunu yapın, basamak değerleriyle çözümleyin ya da yazarak çözümleyin diye. O nasıl diyorsa o şekilde yaparsınız. Şimdi biraz alıştırmalar yapalım. Şöyle, rakamları birbirinden farklı en büyük 8 basamaklı doğal sayının sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi rakamlar farklı olacakmış, en büyük olacakmış. En büyük olması için bir kere ne yapacağız? Başa 9'u koyacağız. Sonra 8'i koymalıyız. Sonra 7, 6, 5, 4, 3 ve 2. Yani rakamları farklı yaptım. Yoksa rakamlar farklı demeseydi hepsini 9 yapabilirdim. En büyük olması için. Ve bunların sayı değerleri toplamı diyor. Sayı değerleri rakamın kendisiyle aynıydı, değil mi? O zaman 9 artı 8 artı 7, yani buradaki rakamları toplayacağız yani. 4, 3 ve 2. Ben yazarak göstermek amacıyla böyle yazdım. Yoksa zihinden hemen toplayabilirdiniz. 9, 8 daha 17, 24, 30, 35, 39, 42, 44. Cevap 44 çıkıyor. Yani C şıkkı çıkıyor. Diğer sorumuz. 8 milyon 790 M harfi var. Bir de N harfi var. Böyle bir doğal sayı var. Farklı rakamlarla yazılmış. Bakın farklı rakamlar kullanılacak yine. 7 basamaklı bir doğal sayıdır. M artı N'nin alabileceği en büyük değer diyor. En büyük olmasını istiyorsak en büyük rakamı koymamız lazım. En büyük rakam 9 ama 9 kullanılmış. 8 o da var, 7 de var. O zaman ben buraya 6 koyabilirim. Buraya da 5'i koyabilirim. İşte en büyükleri yazdım. Mecburen bunları koydum. Ötekiler kullanılmıştı. Ve bunların M artı N'yi topladığımız zaman ne oluyor? 6, 5 daha 11. Yani cevap B şıkkı oluyor. Son iki alıştırmamızı ve sorumuzu da yapalım. 74 milyon 345 bin 16 sayısındaki 4 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi böyle sorularda bakın şunu yapın sevgili öğrenciler. Kolay yoldan şu 4'ün basamak değerini yazmak için şöyle yapın. 4'ü aşağıya çıkarın. Yerinden şöyle uzaklaştırın aşağıya doğru. 4'ün arkasında kalan şu basamaklara kaç tane? 6 tane basamak var. Hepsine 0 koyun. Böylece bunun basamak değerini yazmış olursunuz. Kısa yoldan böyle yani. Daha pratik. 4 milyon oldu değil mi? Milyonlar basamağında. Diğer 4'ü çıkaralım yukarıya. Bunun değeri yine sıfırları koyuyorum geride kalan yerlere. Bakın 40 bin. O zaman ne olacak? 4 milyon ve 40 bini topladığımızda 4 milyon 40 bin olacak. A şıkkı değil. B şıkkı değil. Denizli'nin D'si de değil. Doğru cevap Ceyhan'ın C'si. Çünkü 4 milyon 40 bin işte burada. Diğer soru. Farklı rakamlarla yazılabilen en küçük 8 basamaklı sayı hangisidir diyor. En küçük olsun diyor. Farklı rakamlar olsun diyor. 8 basamaklı olsun diyor. En küçük olması için en küçük rakam 0 ama 0'ı başa koyamam değil mi? 1'den başlamalıyım. Yani 0'ı yazamadığıma göre en küçük 1 oluyor. Sonra 0'ı koyarım. Sonra 2'yi koyarım. 3'ü, 4'ü, 5, 6 ve 7'yi koyarım. Farklı rakamlarla oluşturacağım için aynı rakamları kullanmadım. Bir de şunu söyleyeyim, hani bu böyle demeseydi, en küçük deseydi o zaman şöyle yapardık bakın. 1, 0, 0, 0. Bütün hepsini sıfırla doldururduk ve en küçüğü elde ederdik. 10 milyon olurdu ama farklı rakamlar dediği için cevap şurası oluyor. Yani 10 milyon 234.567. Doğru cevap C şıkkı oluyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.